Kıymetli Kanal Ufa izleyicileri, Bir Gündem Özel programında tekrar huzurlarınızdayız. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. İstanbul'dan Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanımız, Eskimez Milletvekilimiz, engellilerin yanında her zaman engellilerin sorunlarını çözmek için çaba gösteren çok değerli bir isim. Aşmak için hareketin belki de Türkiye'de değil, dünyada ses getiren ismi Sayın Lokman Ayva'yla bugün bir saat boyunca engellileri konuşacağız, Türkiye Beyaz Ay'ı konuşacağız, aşmak için hareketi konuşacağız. Ben sizler adına, Sayın Genel Başkanımıza, sizler adına hoş geldiniz diyorum. Ve Kanal Ufa ailesinin göstermiş olduğu bu nazik daveti de çok anlamlı buluyorum. Engelliler adına, engellilerin sorunlarını dillendirmek, kamuoyuna taşımak adına bizleri bu stüdyoda konuk ettikleri için Kanal Ufa yönetimine de huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Beyaz Ay Şube Başkanı olarak. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim hoş bulduk. Ben de Şanlıurfa'daki bütün dostlarımıza, kardeşlerimize, Urfalılara, Kanal Ufa yöneticisi, Kanal Ufa ailesine daha doğrusu ve bütün izleyicilerimize, bütün dostlarımıza, izlemeyip sonradan izleyecek olan dostlarımıza da şimdiden selam ve muhabbetlerimi, hürmetlerimi buradan Kanal Urfa stüdyolarından, Urfa'dan gönül dolusu göndermek istiyorum. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, 2002 yılında Sayın Genel Başkanı ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tanıdım. Oradaki o kendisine has üslubu, konuşmaları ve kendisiyle barışık olması hakikaten benim çok ilgimi çekmişti. O zaman bir iki defa elini öpme fırsatı oldu. Daha sonra kader bizi Beyaz Ay Derneği'nde buluşturdu. Şimdi Beyaz Ay ile ilgili yapmış olduğu güzel faaliyetleri yavaş yavaş anlatmaya çalışacağız. Ama önce Sayın Lokman Ayva kimdir? Nasıl bir hayat mücadelesinden milletvekilliğine geldi? İsterseniz onu, aslında insanın kendini anlatması zordur ama biraz biz deşelim, biraz siz sorun. Ben de inşallah evet, genel başkanıma ileteyim. Efendim Lokman Ayva kimdir desek nasıl cevaplarsınız? Efendim şöyle, benim ismim baş harfleri L ve A, yani La. La. La Arapça'da biliyorsunuz hiç demek. Dolayısıyla benim kendimden menkul, aynen, kendimden menkul bir şeyim yok. Niyetten ibaret bir varlığım elhamdülillah. Şimdi tabi bu işin felsefi girişi, 1966'da Konya'da doğmuşum. Evet. 11 yaşında görme kabiliyetimi kaybettim. Ve işte 5 yıl evde kaldıktan sonra ortaokul, lise, üniversiteyi okudum. En son işte Boğaziçi Üniversitesi İşletme lisans ve yüksek lisansı bitirdim ve şu anda yine öğrenciliğe doymadım, doktoraya devam ediyorum. Maşallah. Sosyal hayatım olarak sivil toplum kuruluşlarında çeşitli hizmetlerimiz oldu. Beyaz Ay tabii bunun en yoğun ve zamanımızı en çok değerlendirebildiğimiz kurum, Türkiye Beyaz Ay Derneği. Şu anda onun genel başkanlığını yapıyorum. Bunun yanı sıra Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Almanya'nın Augsburg şehrinde Alman Türkiye bir vakfı, efendim Fiziksel Engelliler Vakfı gibi böyle kuruluşlarda da değişik katkılarımız oldu, olmaya devam ediyor. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmak istiyoruz. İş hayatım olarak da çok farklı işler yaptım. İş portacılık yaptım, radyoculuk yaptım, halen yapıyorum. Evet. Ondan sonra dergi yani yöneticiliği yaptım. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz duymaları için hangi kanalda, nerede devam Moral ediyor? Moral FM'de Aşmak için programını yapıyoruz. Pazartesiler 13.30-15 arası. Evet. Dolayısıyla izleyin diyemiyorum. Kanal Urfa varken bizi izleyebileceklerini tahmin etmiyorum. Estağfurullah. Araçta efendim dinleriz inşallah yani, sizi. Yani evet. Öyle bir avantajı var tabii radyonun. Evet. Şimdi iş hayatında öğretmenlik yaptım. İngilizce öğretmenliği. 5 yıl kadar. Yine iş hayatında dergicilik, dergi yöneticiliği yaptım. Bilgisayar öğretmenliği yaptım. Yani milletvekilliği yaptım. Yani bilimum işlerde çalıştım. Evet. Efendim izleyicilerimizin de tabii mesajları geliyor bize WhatsApp aracılığıyla sizlere iletmemiz evet, gereken. Şöyle bir soru soruyorlar. Diyorlar ki önceden görmeyle sonradan görmeyi kaybetme arasında ciddi bir fark var mı? Yani mesela bunu çözmede bazıları hani bunalıma giriyor. Ama siz bilakis Türkiye'nin en
diyelim iyi üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'nden yüksek lisansla yani taşlandırdınız. Hayatın her aşamasını böyle severek ve gülerek geçiriyorsunuz. Doğru. Bunun sırrı ne? Yani şimdi şöyle, yani önceden görüp sonra kör olmanın avantaj ve dezavantajına baktığınız zaman aslında bir fark yok. Yani kör olmanın benim hayatımda bir eksisi, negatif bir durumu olmadı. Bir, olumsuz bir sonucu olmadı. Evet. Aksine kör olduktan sonra tabiri caizse gözüm açıldı. Allah. Şimdi yani insanlar genellikle körlüğü bilmedikleri için onun çok kötü bir şey olduğunu zannediyorlar. Yani şimdi herkes de yanlış anlayıp yani gidip kör olmaya kalkmasın ama aman. Şimdi buradaki espri şu. İnsanoğlu bedenden ibaret bir varlık değil. Evet. Yani şimdi sizin diyelim bir kolunuzu Allah göstermesin kaybettiniz. Ne oldu sizde, ne eksildi? Yetmedi, bir de ayağınızı kaybettiniz. Ne oldu, bir şey mi eksildi? Veya yetmedi, bir de kulağınızın birisi işitmemeye başladı. Sonra biri görmemeye başladı. Yani aslında sizde bir şey olmuyor, bir eksilme olmuyor. İnsan bedenden ibaret bir varlık değil. Evet. Beden sadece ruhu taşımak için, niyetinizi ortaya çıkarabilmek için Allah'ın izni verdiği ölçüde kullandığınız bir makine, yani bir malzeme beden. İyi bakmanız gereken bir şey. Bunu abartıp yani buradaki özelliklere güvenmeye kalkmak doğru değil. Şimdi mesela sizle biz karşılaştık değil mi? Siz zannediyorsunuz ki 20 sene önceki Sait'le şimdiki Sait aynı. Öyle bir şey yok. Herkesin hücreleri değişiyor, bedenleri değişiyor. Yani şu anda sizin hücrelerinizin yaratılma hızını düşünün. Evet. O yeniden ortaya çıkma hızını düşünün. O yüzden bütün bunlara baktığınız zaman beden hadisesi çok böyle hani üzülüp sevinilecek bir durumda değil yani. İnsan koltuk takımı iyidir, sevinir. Koltuk takımı kötüdür, üzülür. Öyle bir şey yani bu. Yani aslında ben, öyle görmek lazım değil mi efendim? İşte ben koltukta aynen ben öyle görüyorum. Artı koltuk takımının iyi veya kötü olması beni de çok ilgilendirmiyor yani. Evet. İşte peygamberimiz de hasırda yaşadı yani. Evet. Anlatabildim mi? O yüzden burada ben insanlığı bedensel olguların dışına çıkarmayı öneriyorum. Yani yani sadece insan maddi ceset varlığı itibariyle bir insan tabii olmuyor. Aslında onu ebede taşıyacak olan ruhudur. Evet, ebette bilinçtir, yeri ruhtur. Belirleyecek olan da yine ruhudur. Evet. O ruhu kaybetmemek lazım. Aynen. Orada şöyle bir durum da var. Şimdi insanlar bedeni o kadar önemsiyorlar ki her şey beden gidiyor, estetik ameliyatı yaptırıyor, bilmem şey yapıyor, bu yapıyor falan filan. Sonra ne olacak hocam? Sonra ona sahipleniyor, onu kaybedince üzülmeye başlıyor. Halbuki ölen de ölme dediğim sadece ceset ölür, ruh yaşar, devam eder. Yani buradan şunu söylemek istemiyorum. Yani engelli olan insan sıkıntı çekmez demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama insanların, engelli insanların çektiği sıkıntının esas sebebi başkalarından kaynaklanır. Yani insanlar size zorluk çıkarırsa, sizi aşağılarsa mutsuz olursunuz. Size sizi dışlarlarsa, size karşı ayrımcılık yaparlarsa siz mutsuz olursunuz. Bunun için de illa engelli engelsiz diye biliyorsunuz bir dönemler kadınlar bedensel özellikleri sebebiyle öldürüldüler yani Hazreti evet. Ömer döneminde. İşte çeşitli işkencelere maruz kaldılar, insanlık dışı muamelelere maruz kaldı. Şimdi şartlar değişti ama o zaman neydi? Kadın olmak böyle bir şeydi yani küçümsene bir şeydi. Yani hasılı vel kelam insanlar sorun çıkarmasa sorun yok. Evet. Aslında biz engelli kardeşlerimize, mazur kardeşlerimize de bu gözle bakmamız lazım. Tabii. Bize bu bakış açısını veriyorsunuz. Biz engelleri ortadan kaldırırsak onları daha mutlu edebiliriz. Yani en azından veballi bir iş. Yani şimdi şöyle düşünün. Evet. Sizin belli bir vücut ölçünüz var. Evet. Kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz? 42 efendim. 42. Ben size dedim ki kardeşim sana 39 numara ayakkabı vereceğim. Ne olur? Size iyilik mi etmiş olurum ya? Yani? Kötülük. Kötülük etmiş olurum. Evet. Ya kardeşim sizin özelliğinize göre bir ayakkabı hediye etsem daha iyi değil miydi yani? Evet. Yani ben de diyorum ki Sait Bey 42 numara ayakkabı giyiyor, ben de kabartmaya sokuyorum. Niye bana normal kitap okumaya dayatıyorsun da değil mi? Sait Bey'e 39 numara ayakkabıyı dayatıyorsun ki ikimize de vücudumuzun ihtiyaçları neyse ona göre ver yani.
Evet. Bunu böyle görmek lazım. Evet. Dinimiz aslında bunu emrediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainat onun için halk edilmiş değil mi efendim? Tabii. Yani bir ama zaten Efendimizin yanındayken, yine Efendimiz çok önemli bir vazife başındayken Efendimiz'e ayet iniyor. Tabii. Ve o ayet üzerine Cenab-ı Hak peygamberini ikaz ediyor aslında. Tabii. Çok önemli bir şey. Aslında yani söyleyeyim kızım, işit gelinim meselesi o. Evet. Peygamberimize söylüyor da diğerlerine söylemiyor değil ya. Hayır, ben yani esasen tabii, tabii. Kainat onun için halk edilmiş değil mi efendim? Ona rağmen değil mi? Evet yani. Yani ya körün tekini görmese ne olur diyebilirdi. Yüzünü ekşitse ne olur diyebilirdi Cenab-ı Hak. Evet. Resulullah benim sevgili kulum da diyebilirdi. Evet. Ama onu demiyor. Şimdi tabii Kur'an'daki ayetler bu tür toplumsal sonuçlar çıkarmak için de önemli. Daha sonra ne yapıyor ama Peygamberimiz? Evet. 11 kez yerine vekil bırakıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ama birisi evet. Peygamberimize 11 defa devlet başkanı vekili oluyor. O günün şartlarında cumhurbaşkanı. Tabii o zaman cumhurbaşkanı vekili. Evet. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bana vekalet vermesi gibi bir şey bu yani. Ama bu sünnet yani. Cumhurbaşkanımızın artık onu dikkate alması lazım. Buradayız herhalde. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurun. Ama şu anda benim önümde bir tişört var efendim. Zaten evet. Haliniz teşekkür ederiz bu tişörtler için. Cumhurbaşkanlığı himayesinde. Tabii tabii. Bu anlamlı değil mi tabii Sayın canım. Genel Başkanım? Ne demek? Yani niye himayede Cumhurbaşkanlığı himayesinde? Şimdi şöyle. Anlamı ne yani bunun? Anlamı şu. Şimdi bir aktivite yapacaksınız. Evet. Toplumun kendisini en az değerli gördüğü, toplumun dışında gördüğü bir kesim var. Ve onun yakınları da onu öyle görüyor. Maalesef. Anlatabildim mi? Maalesef. Mesela diyoruz ki biz, gel mesela çocuğunu ya da sen gel engelli kardeşim, ey engelli kardeşim ya da ey kardeşim engelli çocuğunu getir, beraber spor yapalım diyoruz. Evet. Şimdi düşün, ya ben niye göndereyim ki çocuğumu? Nesiniz orada siz? Yani cin misiniz, şeytan mısınız, nesiniz yani? Niye benim çocuğumu çağırıyorsunuz? Evet. Benden para istemiyor, pul istemiyorsunuz da benim çocuğumu spor yapmaya niye çağırıyorsunuz? Bana ne getireceksiniz? Zaten benim çocuğum değersiz. Siz niye durup dururken değer veriyorsunuz? Evet. Değil mi? Bunu diyor. Ha, bunun engellemek için yani bir güven unsuru bu etkinliğe, bu kampanyaya, bu projeye güvenilmesini sağlamak için Cumhurbaşkanlığı himayesi cümlesi çok önemli. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız himayesini aldıysa bu kampanya, proje önemli bir kampanyadır, önemli bir projedir. Hakkıyla yapmak lazım. Güvenebilirsiniz mesajı veriyor. Evet. Tabii öbür tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızı sevenler, kamuda tabii ki bir biliyorsunuz idari bütünlük içerisinde düşünürsek kamunun ya şunu veriyor, şu mesajı veriyor. Bu kampanyayı ben değerli buldum. Siz de bu kampanyaya yapabileceğiniz her şeyi en iyi şekilde yapın mesajı veriyor. Evet. Efendim tabii Urfa'da bulunmamızın bir sebebi var. Evet. Lokman Ayva Başkanımızı tanıdık. Hayat felsefesini, hayata bakışını anlamış olduk. Aşmak için hareketin neden Cumhurbaşkanı himayesinde olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi rutin olarak toplantılar yapıyorsunuz. Bölge toplantıları evet. Yapıyorsunuz. İnşallah yarın saat 09'da yine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Urfa evet. Olarak. Zaten halinize bu programa teşrif ettiniz. Şeref verdiniz. Urfalılar adına da sizin gibi kıymetli bir başkanımızı, bir büyüğümüzü Urfa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum ben. Evet. Beyaz Ay'ı anlatırsak, Beyaz Ay Derneği'ni, Türkiye Beyaz Ay Derneği'nde neler oluyor? Engelli kardeşlerimiz şu anda bizleri izliyorlar. Evet. Onlara mesajlarımız şimdi, ne olur? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben tabii siz nezaketli bir şekilde, hassasiyet seviyesi yüksek bir şekilde dediniz ki şeref verdiniz, Urfa'ya geldiniz. Hayır, aslında ben şeref aldım buradan. Kendim şereflenmiş oldum. Urfa'ya gelmek bir insan için en şerefli işlerden birisidir. Onun için Urfa'ya geldiğim için ben kendimi şanslı buluyorum. Nereden şanslı buluyorum? Bir,
Çok değerli insanlar var. İşte sizler varsınız, İbrahim Toru Bey var, buradaki arkadaşlar var. Vali Bey, belediye başkanı, müftümüz, Milli Eğitim Müdürü, Emniyet Müdürü, vali yardımcıları. Urfalıların zaten kendisi çok değerli. Her biri tek tek ayrı değerli insanlar. Ben o anlamda bu insanların yanında bulunmakla, bu insanlar bana değer vermekle beni değerli kılıyorlar, değerli hale getiriyorlar. Evet. Bu çok önemli bir şey benim için. Kendimi değerli hissediyorum. Yani sizinle sofrada oturmak, efendim buradaki değerli dostlarla, işte atıyorum inşallah lütfederse İbrahim Bey'den bir şiir dinlemek beni değerli hale getiriyor. Evet. Değerime değer katıyor. Bu anlamda şeref sahibi oluyorum. Değerli insan haline geliyorum. Bu çok önemli bir şey. Ben bunun için de bütün Urfa'ya, Urfalılara, Urfa'ya emek veren, hizmet veren, Urfa'nın bu değerini devam ettiren, gelecekte de devam ettirecek herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. Efendim Beyazay olarak da şunu söylemek istiyorum. Beyazay aslında sloganik olarak şöyle söylediğimiz bir şey. Diyoruz ki sıkıntılardan, cehaletten müteşekkil, teşekkül eden, karanlıklara doğan bir hilaldir. Evet. Yani sıkıntılar var, karanlıklar var. Engelliler, engelli yakınlarına, sizin gibi değerli insanlar ne yapıyor? Onların dünyasına, o karanlık dünyasına ışık oluyor. Yani ay nasıl çalışır biliyorsunuz. Evet. Güneşten aldığı ışığı vatandaşa aktarır, dünyaya aktarır. Evet. Dünyadaki insanlar da gece karanlıklarda yapacağı işleri o ay ışığında yaparlar. Onun için de değerli yardımseverler, hayırseverler, iyilikseverler, hamiyetperverler, bunların hepsi güneş gibidir ve onların ışıkları, kiminin öğretim kapasitesi, kiminin eğitim kabiliyeti, kimisinin bir şeyler yetiştirme kabiliyeti, kimisinin maddi durumu, kimisinin zamanı, kimisinin konuşma gücü, kimisinin teselli gücü, kimisinin paylaşım imkanı neyi getiriyor? Bunları Beyaz Ay Derneği bir ay olarak sıkıntısı olanlara aktarıyor. İşte Sait Koyuncu arkadaşımız ne yapıyor? İnsanların önünü açıyor. Onun bağlantıları var, arkadaşlar var, kamu gücü var, yetenekleri var. Bunları engelli insanların sıkıntılarını çözmek için, yani o karanlıklara ışık olarak gönderiyor. İşte buna da Beyaz Ay vesile diyor. Yani Beyaz Ay, evet, tabiri caizse bir komisyoncu. Şimdi Beyaz Ay'ın şu anda genel bir bilgi verme anlamında söylüyorum. Türkiye genelinde 82 tane şubesi var. Yurt dışında 9 tane şubesi var. Toplam bu şubeler 11 bölgeye ayrılmış. 11 bölge altında toplanmış durumda. Bu bölgelerin 10 tanesi Türkiye'de. Yarın işte toplanacak bölgemiz Güneydoğu ve Doğu 1 bölgesi. Evet. Neden Doğu 1 diyoruz? İşte Malatya, efendim Erzurum filan, onların olduğu, pardon, Malatya, Elazığ, Van, Muş, o bölgenin olduğu Doğu 1 diyoruz. Erzurum, Erzincan vesaire onlar Doğu 2 diye geçiyor. Bir de Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamı. Bu iki bölgemizin yarın toplantısı olacak ve böylelikle bir maksat hasılı gerçekleştireceğiz. Toplantıda ne yapacağız? Karşılıklı olarak tecrübelerimizi paylaşacağız. Çektiğimiz sıkıntılar nasıl aşmışız acaba? Evet. Yani siz diyelim ki ya bir okul müdürü engelli bir çocuğu okula almak istemedi. Evet, geçen haftaki sosyal medyada bizim WhatsApp grubunda konuştuğumuz mevzu. Değil mi? Evet. Yani bir çocuk çok okula, basit. Okula alınmamış basit bir sebepten dolayı. Evet. Sınıfı bedensel engelli olduğu halde sınıfını üst katlara koymuşlar. Annesi sırtında taşımak zorunda. Babasına da her gün demiş gel sen çocuğunu götür getir. Heh. Okul müdürü de böyle diyor. Evet. Dolayısıyla sınıfı ne oldu? İndirmediği gibi. Bu nasıl çözüldü? İşte çeşitli yöntemler devreye sokularak çözüldü. İşte bunlar teknik olarak konuşuluyor, sohbet ediliyor, anlaşılıyor ve arkasından ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde evlerimize geri döndüğümüzde zenginleşmiş bir şekilde geri dönmüş oluyoruz. Evet. Sayın Genel Başkanım, 82 ildeyiz ve 9 ülkede. Evet. Yani uluslararası inşallah bazda da Beyaz Ay. Doğru. Geçen mesela hafta siz yurt dışındaydınız. Evet. Beyaz Ay'ın büyümesini aşmak için hareketi anlatırsak.
Şu anda yurt dışındaki arkadaşlarımız da izliyorlar bizleri. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Beyaz Ay yurt dışında çok anlamlı bir hale geliyor. Şundan dolayı anlamlı hale geliyor. Oradaki insanlarımızın da engelli yakınları var. Evet. Oradaki insanlarımızın bir kısmı da engelli. Ayrıca o içinde bulundukları toplumda da engelli insanlar var. İşte Almanya'da hem Türk engelliler var hem Alman engelliler var. Evet. Fransa'da hem Fransız engelliler hem Türk engelliler var. Dolayısıyla bunlar orada bizim Beyaz Ay çatısı altında birleşiyorlar. Beraber birbirlerine faydalı hale geliyorlar. Hatta onlar öyle abartıyorlar ki bu şey orada da yetmiyor. Türkiye'deki insanlara da destek oluyor. Evet. Veya Filistin'de şubemiz var mesela. Oradaki insanlara da destek oluyorlar. Yarınki toplantımıza Yunanistan ve İsviçre katılacak. Yunanistan ve İsviçre'deki Beyaz Aylar geliyor. Evet. Yani o yüzden düşünün 10 saat uçakla yolculuk yapıp. Yani böyle bir sıkıntılı şeyi süreci atlayıp geliyorlar arkadaşlar. Bunlar tabii tecrübe paylaşımı. Tabii orada şunu da görmek lazım. Bizim insanımız o ülkenin refah seviyesinden fazla istifade edemiyor. Evet. Engeller anlamında. Mesela böyle bir engelli öne çıkmış insan duydunuz mu hiç yurt dışında? Yok. Neden yok? Çünkü oradaki imkanları sadece para olarak düşünüyorlar. Para olarak düşündükleri için de kendilerini donatmak yerine o parayı alıp tüketmiş oluyor. Yani ne olacak yani? Paranız olursa ne yaparsınız? Gider harcarsınız. Ama gidip harcadığınız şey eğer eğitim değilse, o gidip harcadığınız para eğer kendinizi geliştirmekle ilgili, bir beceri kazanmakla ilgili bir şey değilse ne yapıyorsunuz? Yerinizde sayıyorsunuz. Evet. Yani bol bol çikolata yiyorsunuz. O zaman göbekler fırlıyor yani. O kadar. Başka bir şey yok. Evet. Evet, kıymetli dostlar, arkadaşlarımız efendim işaret ediyorlar. Evet. Sizin kalp gözünüz açık görüyorsunuz. O yüzden nokta koydum. Yok, araya geldiğimiz belli oluyor canım. Evet. Sevgili dostlar, saat 4'te İstanbul'dan başlayan yolculuk 5.30'da uçakla, 7'de Sayın Genel Başkanımız Urfa'daydı. Kendisiyle beraber ilk ziyaret ettiğimiz yer engelliler, görme engelliler okuluydu. Daha sonra Cumhuriyet Tesislerine geçtik. Oradan Milli Eğitim Müdürümüze, Milli Eğitim Müdürümüzden Ey Peygamber makamına. Daha sonra dergahta halkımızla, engelli kardeşlerimizle buluştuk. Ve buraya geldik. Toplantı inşallah bundan sonra nerede devam edecek? Bizleri izleyenler için söylüyorum. Engelli Koordinasyon Merkezi'nde Genel Başkanımız engelli kardeşlerimizle evet, birazdan orada olacak. Bir saat sonra inşallah orada olacağız. Engellilere, engelli kardeşlerimize aşmak için hareket tişörtümüzle inşallah orada hediye edeceğiz. Çok güzel bir basketbol takımımız var ve güzel bir musiki takımımız var Büyükşehir Belediye'mizin. Bunu da çok inşallah izleyeceğiz. Sizleri oraya davet ediyoruz açıkçası. Kısa bir ara, daha sonra tekrar huzurlarınızdayız. Evet, kıymetli Kanal Ufa izleyicileri, aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Sayın Lokman Ayva, milletvekilimiz, büyüğümüz. Evet. Efendim, birinci bölümde Türkiye Beyaz Ay'ı aşmak için hareketi, Şanlıurfa'da için bulunduğumuzu konuştuk ve yurt dışı temsilciliklerimizi, yurt dışındaki şubelerimizi konuştuk. 82 il Türkiye'de ve 9 ülkede hizmet veren Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin faaliyetlerini anlattı. Bu arada sosyal medyada bizlere ulaşan tüm dostlarımıza selam olsun. Özellikle Sparta'dan Sait Hasırcı abimize. Böyle koşarak adeta buraya gelen Bedi Satoğlu'na, diğer arkadaşlarımıza, huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi ben Beyaz Ay'ın mantığını, Beyaz Ay'ın felsefesini az önce anlattı Sayın Genel Başkanımız. Biz bir başka açıdan bakacağız olaya. Efendim, yıllarca engelli kardeşlerimiz, hani az önce de söylediğiniz gibi insanların engellemeleriyle, onlara bakış açılarının evet, farklılığıyla adeta evlerinde terk edilmişlerdi. Doğru. Unutulmaya mahkumdular. İnsanların sıkıldıkları, ki çevremizde var bunun gibi örnekleri. Bırakın engeli, kız çocuklarından utanan bir toplum idik. Evet. Kız çocuklarını işte efendim evlat olarak saymayan bir toplumumuz maalesef. Aynen.
Fakat şükürler olsun son zamanda bu aşıldı. Engellilere sahip olunmaya başlandı. Evet. Ben genel başkanım, sizin bir işiniz engellilerimizin bir yardımcısı olsun diye bir proje yaptım ben Urfa'da. Evet. Bundan 9-10 yıl önce. Hakikaten evde yaşlı bakım ücreti alan vatandaşlar çocuklarına bakmıyorlardı. Ücret yetmiyordu. Ama son zamanda hükümetimiz, özellikle 2002'den bu tarafa baktığımızda çok ciddi iyileştirmeler oldu. Bu iyileştirmeleri hem hükümette bulunan bir milletvekili olarak değerlendirirseniz, daha sonra da özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın da himayeleriyle Beyaz Ay'ın fikirleri, Beyaz Ay'ın projeleri hükümet nezdinde, devlet nezdinde ne kadar değer görüyor ve neler yapıyor Beyaz Ay? Şimdi tabii şunu görmek lazım. Türkiye'de hangi siyasi görüşte olursa olsun, ne olursa olsun, yani bilgi seviyesi, eğitim seviyesi, cinsiyeti, memleketi ne olursa olsun herkes Türkiye'yi seviyor. Evet. Yani ya da bunu böyle kabul etmek zorundasınız. Yani bir kısmın düşmanından derseniz o iş karışır. O yüzden herkesin Türkiye'yi sevdiğini kabul edeceksiniz. Ve insanlar Türkiye için iyi bir şeyler olmasını istiyorlar. Fakat genellikle yakınma, şikayet olarak bunları dile getiriyorlar. Ya işte yollar, kaldırımlar falan filan iyi değil, şu bu. İyi de nasıl düzelecek bu? Yani bunlar kendiliğinden olmayacak. Evet. Yani gelip de Amerika'da düzeltmeyecek. Hiç kimse bedava iş yapmaz başkasına. Yani Türkiye'ye niye yapsın ki adam yani? Evet. Ondan sonra yani eğitim kötü diyoruz, tamam, insanların yanlış davranışı tamam olabilir. Kötü olabilir. Peki çözüm ne? Çaresi ne bu işin? Efendim devlet yapsın. Devlet ne yapacak? Devlet dediğin nedir ki zaten? Devlet dediniz. Kim devlette çalışıyor? İşte ben çalışıyorum diyelim. Demek ki ben kadar devletin gücü yani. Yani devletin gücü memuru kadardır. O yüzden de devletten çok şey beklememek de lazım. Ama çok şey beklememek derken devlet yapmasını anlamda söylemiyorum ama devletin bir şey yapabilmesi için dışarıdan bir şeylerin olması lazım. O yüzden Beyaz Ay çalışma tekniği olarak gerçekçi olmayı tercih ediyor hep. Evet. Yani ben öyle bir gerçekçi olayım ki projelerim gerçek olsun, hayata geçsin, dertlere derman olsun, efendim insanların sorunlarını çözsün, maliyetleri düşük olsun. Anlatabildim mi? Yani insanlar yani pahalı bir çözümü nasıl hayata geçirsin? Gerçekçi olalım. Mesela efendim evde ne yapacağız? Pencereyi değiştireceğiz. Pencere 1000 lira, benim evde elimde 500 lira var. Nasıl değiştireyim ben? Öyle bir pencere araştıracağım ki gerekirse ikinci el alacağım. Pencerem çok kötüyse gidip onu alıp tabii 500 liralık pencere alacağım. Yani ya da 200 lira borçlanabiliyorsam 700 liralık pencere alacağım. Yani çözümümüz, çaremiz, ürettiğimiz çare derde derman olması lazım. Yani laf ola beri gele olmaz. O yüzden Beyaz Ay gerçekçi çözümler üretiyor. Mesela geçmişten bugüne kadar bir sürü kanun teklifleri hazırladı, şudur budur. Bunlar hayata geçti çoğu. Ve hayata geçince de insanların sorunları azaldı. Hatta insanlar öyle bir şey oldu ki sorunlar şekil değiştirdi. İhtiyaçlar, yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Evet. Ve bu yeni ihtiyaçların ortaya çıkışıyla beraber çözümler, yeni çözümlere gerek duyulmaya başlandı. Yani Beyaz Ay şunu yapıyor bir cümleyle söylersek. Devlete fikir veriyor. Devlete diyor ki şöyle bir proje yapsak nasıl olur diyor. Yap evet. Demiyor tabii. Niye? Saygısızlık yapmaya gerek yok. Evet. Devlete diyor ki ya şöyle bir düşüncemiz var. Bunu hayata geçirebilir miyiz? Evet. Ya da ben hayata geçireyim sen destek ol diyor. Yani tabii bu engelli kardeşlerimizin o sıkıntılarını sahada yaşıyor. Tabii biliyor. Yaşıyorsunuz, yani, biliyorsunuz, şu anda, görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Tabii. Evet. Şu anda engellilerin parasal bir ihtiyacı yok. Sorsan hepsinin paraya ihtiyacı vardır ama engelsizin de sorsan paraya ihtiyacı var. Yani herkesin yani Vehbi Koç ya bana yeter bu para demedi ki yani hayatı boyunca. Sabancı bu para bana yeter demedi ki. Evet. Yani bunun sonu yok. Hani peygamberimiz de demiş, sonsuz. İnsan öyle bir şeydir ki sağ eline dünyayı versen, sol eline ayı versen
Ya da dünyanın öbür yarısında ister yani. Evet. O yüzden insanoğlu böyle bir özellikte. Yani bu engellilerde böyle olmayacak diye bir şey yok. Yani para versen hayır demem yani. O bakımdan insanların böyle çözümlerde, Türkiye'de engellinin çözümü ihtiyacı olan nokta şu. Biz de bunu hükümetin projeler halinde sunuyoruz. Bir, engellinin gelişmesi lazım. Evet. Yani daha çok şey becermesi lazım. Engellinin daha önemli başarılara imza atması lazım. Hala engelli pilotlarımız yok. Hala engelli büyükelçilerimiz yok. Hala engelli profesörlerimiz çok az. Hala engelli tiyatrocumuz, sinemacımız, işte müzisyenlerimiz, bunlar yok denecek kadar az. Türkiye'nin ilk engelli milletvekilisisiniz değil mi? Evet. İlk görme engelli milletvekilim ve dolayısıyla Türkiye'de, yani düşünebiliyor musun? Türkiye'nin parlamento tarihi veya Türk daha öncesinde hesaba katın. Evet. Türkiye tarihinde yok yani böyle bir şey. Ya bu çok geç kalınmış bir şey. Yani benden önce bu işin çözülmesi lazımdı yani. O yüzden... Evet, ama sizden sonra herhalde biraz daha kolay olacak ama. Ha, şimdi buradan dolayı şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir çıkarım yapmak istiyorum. Eğer biz çalışırsak, güzel fikirler, uygulanabilir fikirler söylersek bu yapılıyor. İktidar tarafından dikkat alınıyor. İşte en sonunda 2023 vizyonunu önerdik. Diyoruz ki ya ben söyleyeyim sen yap. Şu fikirler, şu evet. projeler hayata geçir. Ya ben yapayım sen destek ol. Evet. Hangisini isterse yani. Hepsini ben yapamam yani. Hepsini devlet de yapamaz. Zaten yapabilseydi yani şimdiye kadar yapardım. Aslında bir tarafında da değil mi? Sivil toplumun olması lazım. Bir tarafta annenin, tabii, ailenin olması yani lazım. Yani tatlı olurdu o zaman evet. çözüm. Yani devlet de belki bir şeyler yapabilir ama arzu edilen yani, sonuç alınmaz. Sosyal medyada şey yapılıyor ya, her şeyi devletten beklemek, her şeyi artık bizde bu bir adet haline gelmiş. Halbuki devlet dediğimiz biziz aslında. Tabii canım. Biz dediğimiz anda kurtulmuş oluruz. Tabii. Yani ben öyle ihaleyi devlete atayım falan. Devlet kendisi taahhüt ettiği görevlerini yapsın yeter. Ben başka bir şey istemiyorum devlet. Evet. Efendim son zamanlarda engellilerin hayatında değişikliğe sebep olan Sayın Genel Başkan ve aynı zamanda Başbakanımız Turgut Özal'dan bir alıntı geçen gün aktardı. Hizmetler diyor çikolata gibidir. Yendikçe erir, eridikçe efendim insan bir daha iştah ister. Engellerin hayatında da birçok değişiklikler oldu. Çok. Ama olmasını istediğiniz neler var? Mesela şu olmasaydı engellerin hakikaten hayatı zordu. Şu oldu biraz daha rahatladık ama şu olsa daha rahatlayacağız diyeceğimiz neler var efendim? Şimdi engelliler eğitime bu kadar ilgi göstermeseydi hayat çok zor olacaktı. Evet. İşe giremeyecekler. Şu anda devletteki memur, engelli memur sayısı 60 bine yaklaşmış durumda. Evet. Çok önemli bir rakam. Çalışmalardan önce kaçtı efendim? 5000'di. 5000'di. 55 bin engelli kardeşimiz şu tabii. anda. İlavete, evet. kamuda, efendim özel sektörde işe girdiler. Evet. Bunların çoğunluğu eğitim sonrası olabilmiş işlerdir. Yani eğitim olmasaydı bunlar olmazdı. Ya bizim en büyük düşmanımız öyle diyor ya, asrın mütefekkirlerinden dediği zaman en büyük düşmanımız cehalet, tabii. zaruret ve ihtilaf. Bu üç düşmana karşı cihad edeceğiz diyor. Tabii. Eğitim olmadan aslında hiçbir şey olmuyor değil mi sen genel tabii. başkan? Tabii. Keşke daha mantıklı bir eğitim olsa ama o önemli değil artık. Yani şu anda birinci sırada bir eğitimin olması lazım. İkinci sırada bakım desteği verildi. Evet. Bu da olmasaydı olmazdı. Yani şu anda çocuğuna bakamayacak çok aile var. Yani aldıkları 900 lirayla geçinen çok aile var. Evet. Bu önemli bir şey yani. Şu anda kamu sektörü bu iş aracılığıyla güzel sonuçlar alıyor. Yine hem devlet o hantal yapıdan kurtuldu. Evet. Daha az masrafla çok şey aileler çözdüm. Sıcak ortamda çocuklarına bakma imkanı var. Tabii. Evet. Yani bu çok önemli bir gelişmedir. Evet. Sonra Türkiye rehabilitasyon merkezlerini açarak çok önemli bir gelişme kat etti. Bu şu anda dünyaya örnek bir modeldir. Hatta şu anda devlet engelsiz çocuklarla ilgili de bunu uygulamaya başladı. Biliyorsunuz ekonomik durumlarına bakarak insanlar senede 4000 lira yakın çocuklarına yardım yapıyor. Evet. Bu da güzel bir gelişme. Yine ayrımcılıkla ilgili kanunlar çıktı. Yani şu anda engelliyi dışlayan, ayrımcılık yapanlar 6 aydan bir yıla hapis cezası gerekiyor. Bu da çok önemli bir gelişme. Eğer bu olmasaydı felaket derecede sosyal huzursuzluk olacaktı, dışlama olacaktı falan.
O açıdan bu da önlenmiş oldu. Yani bunun gibi işte mesela bir kanun var, telif hakları kanunu. A11. madde. Orada diyor ki bir kitabın veya bir edebi eserin engellere yönelik versiyonu yoksa diyor. Evet. Bunun diyor kasete çekilmesi, görme engellere uydurulması veya işitme engellere uydurulması telif hakkı kapsamına girmez. Yani bundan uydurulmasında, engellere adapte edilmesinde ilave para ödenmez diyor. Evet. Yani kar amaçlı olmaksızın bunlar yapılabilir diyor. Bu çok önemli bir gelişme. Mesela bu olmasaydı kitap, kültür vesaire bu kadar yaygınlaşmazdı Türkiye'de. İnsanlar bu kadar çok okuyamazlardı. İmkansız bir şekilde kıvranır dururlardı. Evet. Yine mesela erişilebilirlik meselesi çok önemli. Bu da gitgide gelişiyor. Yani engellere uygun hale gelmesi çevrenin. Bu da önemli bir şekilde gelişiyor. Genel bir toplum desteği var ama ben burada en önemli desteklerden birisi de basın desteği diye düşünüyorum. Türkiye'de evet. Basın engelleri bağrına basıyor tabiri caizse. Evet. Geçen hafta ben TRT Radyo'ya konuk oldum. TRT Diyarbakır Radyosu'na. Şimdi hakikaten bu manada dediğiniz gibi mesela İbrahim Bey'e söyledik. Kanal Urfa buyurun program yapın dedi. Harika. TRT sizi takip ediyor. Neredesiniz diyor. Şimdi bu manada bu bilinci oluşturma hem bir sorumluluk değil mi efendim? Evet. Yani o sorumluluğu üzerimizden atmış oluyoruz. Hem de o insanlar hayata, çünkü 10 insandan biri değil mi efendim? Engelli. Evet. Bunları, hatta 10'da 1,5 yani %15'e çıktı. Evet. Evet. Engelli sayımız. Hı hı. Bunları topluma kazandırırsa neleri aşabiliriz sen genel başkan? Ya şöyle, aslında engelli insanla engelsiz insanların bir arada bulunması çok öğretici bir şey. Evet. Şimdi basit şeylerden söyleyip konuşalım. Mesela her insan aşağı yukarı yaşlanacak. İnsanlar ciddi bir kısmı yaşlanıyor. Gençken evet. Ölmüyor. Ölmezsek yaşlanacak. Ha, yaşlanıyor. Yaşlanınca da aslında ya görme azalması, ya işitme azalması, ya yürüme azalmasıyla engelli hale geliyorlar. Evet. Ha, şimdi bu yaşlarda, genç yaşlarda bunu öğrenmezse, yani mesela bir kör dostu, bir ortopedik özürlü, bir bedensel engelli dostunun yaşam tarzını öğrenmezse, yaşlanınca o başına geliyor ve o başına gelince de şey yapıyor. Dünyası. Aynen. Sıkıntı yaşıyor. Evet. Yani yazık günah yani. Ne gerek var ki böyle bir şey? Mesela körlerin kullandığı teknikleri şimdiden öğrense, hatta zaman zaman yapsa, yaşlanınca gözlerini, görme yeteneğini kaybedince sorun yaşamayacak mis gibi işte. O yüzden bizim önerimiz beraber yaşayalım ve birbirimizi tanıyalım. Bir başka husus şu, eğer entelektüel olarak kendini geliştirmek istiyorsa, bir mesela görme engelliye bir yer tarif edeceksiniz. Evet. İşte şunu al dediniz. Tamam, şunu al dediniz. Gösterdiğiniz şeyi ben görmedim. Ne yapacağız? Sayın Genel Başkanım, suyu alır mısınız? Heh. Nerede su? Değil mi? Bakın. Burada işte, evet. Şu anda. Evet. İlave ama tarif etmem lazım değil mi? Bunu bilmemiz lazım. Önceden tarif ettiğiniz için suyu. Rahatmışsınız. Yani, tabii tabii. Mesela bana nasıl tarif ettiniz? Siz 3'te dediniz mesela, evet. Değil mi? Tam karşı 12 diyorsunuz. Burayı böyle bir saat kadranına benzetiyoruz. Evet. O yüzden şimdi bu tarif şekli sizi de geliştiriyor. Ben Lokman'a nasıl tarif edeyim? Yani benim gibi olmayı düşünebiliyorsunuz. Düşünebilmeniz lazım ki bana tarif edebilirsiniz. Yani benim bir kere renk kullanmadığımı biliyorsunuz. Evet. İşaret kullanmadığımı biliyorsunuz. Ondan sonra karşında durdum biliyorsun. Mesela sağda desen sana göre solda. Acaba sağ mı diyeyim, sol mu diyeyim? Yani senin sağında veya benim solumda gibi bir şey demek lazım. O bakımdan hayatını kolaylaştırmak için bu onları bilmemiz lazım. Hayır, bunu bileceğiz ama bu bizi de geliştiriyor. Şimdi sayın yani üçüncü kişi adına da düşünme potansiyeli, becerisi kazanıyoruz. Şimdi eğer ibret almak istiyorsak diyor, hayata eğer küsmüşsek, hayat bize lezzet vermiyorsa mutlaka bir şeyler yapmak lazım. Eğer diyor sıhhatin kıymetini bilmek istiyorsak hastanelere gidelim değil mi? Tabii. Şimdi efendim hastaneden, hapishaneden, mezaristan'dan ibret almamız gerekiyor.
Bir ibret almamız gereken bir yer daha var. Zaten halinizde az sonra oraya gideceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi. Doğru. Engelli kardeşlerimizin aileleriyle yaşam merkezi. Doğru. Orada bizi misafir edecekler. Sizler de orada olacaksınız. İnşallah. Aslında oraları da görmek lazım değil mi efendim? Yani bence görmenin ötesinde beraber vakit geçirmek lazım yani. Yani bir sorumluluk almak lazım. Tabii. Ben bir görme engelli kardeşime veya işte... beraber spor beraber yapın mesela. Spor yapayım. Ve ona Kur'an öğreteyim. Ha ona... mesela ya da bir kitap okuyuver, evet. Ya da bir konuyu tartışın beraber. Ya da beraber bir şey öğrenin. Atıyorum evet. Yabancı dil öğrenin. Ya ilim, fıkıh bir şey öğrenin yani. Evet. Mutlaka bunu yapmamız gerekiyor. Tabii. Arkadaşlarımız son 3 dakikanın olduğunu söylüyorlar. Öyle mi? Evet. Son 3 dakika, 1 saat. Onu blok edelim, biz 3 dakikayı bayağı birkaç saat kullanırız. Güzeldi. Efendim biz sizin... sabahleyin uçakta hostes evet. Arkadaş diyor ki evet. Efendim diyor can yeleğiniz koltuğunuzun altında diyor. Evet. İyi o zaman inerken alırım dedim. Çocuk. Yani yok size ait değil ama senin dedin can yeleğiniz diyorsun yani. Evet, can yeleğimiz oradaysa yani, almamız gerekiyor. İnşallah kullanmaya gerek kalmaz falan dedik artık. Aynen. Ne yapalım? Sayın Genel Başkanımız hakikaten çok tatlı esprileri evet. Var. Biz kendisine razıyız. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi eşimle evet. ilgili benim eşim biraz Karadenizlidir. Evet. Şimdi bu telefonla konuşuyor ya artık. Evet. Ben de ilk yeni öğreniyorum. Soruyorum sürekli telefona. Saat kaç? İşte 9'u çeyrek geçiyor. Bilmem yarın hava nasıl söylüyor. Bilmem işte rutubet durumu, nem durumu nasıl evet. söylüyor falan. Eşim dinledi. Ya Lokman dedi senin... Bu bayanı sen kadar rahatsız eden var mı? Yani işte yani o telefon yani bir bayan değil ya yani. Sesin bayan sesi olmasının bir anlamı yok ki. Yani, evet. Yani kıskançlıkta zirve yani. Değil mi efendim? Evet. Evet. Efendim sizin Cumhurbaşkanımızla parlamentoda çok tatlı anılarınız oldu. Çok çok güzel anılar. Onlardan bir iki anıyla kapatalım isterseniz. Şimdi, çünkü bana diyorlar ki Lokman Bey'den fıkra iste diyorlar. Anladım. yani evet hakikaten bir fıkra anlatayım. İki arkadaş Of'a gitmişler. Olmuş bir olay bu. Evet. Ondan sonra kahveye girmişler. Garsona demişler ki iki çay verir misin? Birisi demiş ki şey olsun bir açık olsun. Ondan sonra bekliyor gitmiyor. Ne oldu niye gitmiyorsun demişler çayı getirmeye. Demiş ki biri açık olsun dediniz ama hangisinin açık olacağını söylemediniz. Sen getir biz orada ayırırız. Yani evet. Onun gibi böyle şeyler çok oluyor. Evet. Bizim de Tayyip Bey'le tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla çok anılarımız var. Mesela bir gün mecliste ben çalışıyordum yoğun bir şekilde. Ondan sonra birisi geldi elini koydu omzuma. Allah Allah kim falan dedi bir baktım. Elini tutunca bir baktım ki şey Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Efendim kusura bakmayın görmedim dedim falan. O da dedi görmediğini fark ettim falan. Ondan sonra dışarı çıktım. Arkadaşlar gazeteci arkadaşlar diyor ki ya Lokman Bey diyorlar siz Cumhurbaşkanımızı elinden tanımışsınız. Evet. Dedim başka neresinden tanıyayım ki yani? Başka bakışlarla tanıyacak halim yok ki. Yani adamın evet. yani en çok muhatap olduğum organı eli yani. Evet. Yani o yüzden yüzüne bakamam, kulağına bakamam yani tanıyabilecek için. Sayın Cumhurbaşkanımız sizin aslında görmediğinize de inanmıyormuş. Var evet mi öyle ya. Şimdi Burhan Kuzu'yla bizim enteresan bir şeyimiz oldu. Şimdi Burhan Hoca, İstanbul milletvekilleri toplandık. Evet. Orada herkes İstanbul sorunlarını konuşuyoruz. Ben dedim ki ya ben bazı olumsuzluklara şahit oldum. Bunları düzeltmemiz lazım falan dedim. Burhan Hoca dedik ya dedi sen görmüyorum hem körsün de hem dedi nasıl olumsuzluklara şahit oldum diyorsun falan. Efendim dedim siz fazla konuşmayın sizin dedim çorapla pantolon uyumamış. Millete gayri ihtiyar böyle masanın altına bir baktılar hakikaten uyumamış. Şimdi ben de bir bakayım da uyumuş mu uyumamış. Ondan sonra körün attı taş denk gelirmiş derler. Onun için attığımız ben nereden biliyorum ya da nereden tahmin ettim? Şundan tahmin ettim. Evet. Şimdi bizim toplantı Perşembe'ydi. Evet. Burhan Hoca da profesör. Giyinmekten pek anlamaz. Şimdi
Pazartesi gün Ankara'ya geldi. Evet. Pazartesi, salı, çarşamba yengenin giydirdiği kıyafet 3 gün dayanır. Dördüncü gün bu dedim kendini dağıtmıştır. Kesinlikle. Sonra bir gün İstanbul'da Zeytinburnu'nda tramvay açılışı var. Benim böyle arkam dönük. O da Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşuyorlar. Sayın Başbakanım diyor, ben bu lokmanın diyor gördüğüne inanıyorum. Ya hoca diyor o da, ben de öyle şüpheleniyorum. Sen bunu bir takip et. Evet. Hayırlısı bakalım. Allah razı olsun. Efendim, belki bu dünya gözünüz görmüyor ama inşallah cennette, inşallah vallahi hakikaten kalp gözüyle görüyorsunuz. İnşallah. Güzel insanlara, güzel insanlara malumunuz, bu insanlara dokunmak, eşref-i mahlukata dokunmak en büyük sevap. Kesinlikle. Bu sevabı işliyorsunuz. Estağfurullah. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Allah'ın emrettiğini düşündüğümüz şeyleri hayata geçirmeye Allah çalışıyoruz. Emri bil maruf nehyanil münker düşturunca. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, sizlere şöyle güzel aşmak için hareketi sevgili arkadaşlarımız gösterecekler. Evet. Bu manada bize destek veren Şanlıurfa'da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Şanlıurfa Valimize, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüze ve Gençlik Spor İl Müdürümüze ve Şanlıurfa Beyazay ailesine, Türkiye Beyazay ailesi adına aynen çok teşekkür ediyoruz. Ben de hem valimize hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Gençlik Spor İl Müdürümüze, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürümüze, Milli Eğitimimize, bütün Urfa'ya, Urfa halkına evet çok teşekkür ediyorum. Özellikle böyle belediye başkanlarımızı seçip böyle güzel hizmetlere vesile ettikleri için. Çok sağ olun efendim. Evet, misafirimiz Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Sayın Lokman Ayva'ydı. Tatlı sohbetimiz burada bitti sevgili dostlar. Az sonra, az önce de söylediğim gibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşam Merkezi'ne, Engelsiz Yaşam Merkezi'ne, Engelli Yaşam Merkezi'ne gideceğiz. Orada o güzellikleri beraber göreceğiz. Bizlere eşlik etmek isterseniz sizleri 15 dakika sonra orada bekliyor olacağız. Bir başka gündem özelde görüşmek üzere. Sizlere hayırlı günler diliyorum efendim. Sağ olun. Hürmetler bize.